Konferans ortasından merhaba. Gün ortası piyasalardaki gelişmelere bakacağız. Sabah saatlerinde açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendireceğiz. İlerleyen dakikalarda doçent doktor Caner Özdurak'la. Ama öncelikle bir bakalım piyasalarda nasıl bir seyir var. Şöyle bir borsa tarafına baktığımız zaman biz yeni güne %0,38'lik yukarı yönlü bir hareketle 8000 puanın üzerinde başlamıştık. Şu anda %0,08 yani 10.009'luk şu anda bir düşüş olsa da 8000 puanın üzerinde tutunma devam ediyor. Sınırlı geri çekilmeler olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta bankacılık endeksinin öncülüğünde biraz daha yükselişler olmuştu. Haftalık bazda ortalama %0,83'lük pozitif bir şekilde borsa tamamlamıştı haftayı. Bankacılık tarafında geçen haftaki yükselişlerin ardından, primlerin ardından bu hafta biraz daha satıcılı bir seyir dikkatleri çekiyor. %0,19'luk bir geri çekilme var. Sınav endeks tarafında sınırlı bir yükseliş dikkatleri çekiyor. Diğer endekslerle devam edelim. Diğer taraftaki gelişmelere baktığımız zaman kıpkırmızı bir tablo bizi karşılıyor. Özellikle turizm tarafında %1'in üzerindeki kayıplar dikkatleri çekiyor. Para piyasalarına baktığımız zaman dolar TL'de 28.90.44, euro TL'de 31.45-32 seviyeleri şu anda karşımıza çıkıyor. Dolar endeksi tarafında 103.2 seviyesini görüyoruz. Bir yatay seyir var orada ama dolar endeksi 102'lere kadar geriledikten sonra 103'lere çıkmıştı. Ve bu da euro dolar paritesini 1.09'lardan yeniden 1.08'lere getirmişti. 1.10'u geçtiğimiz hafta test etmiş olsa da parite burada kalıcılık sağlayamamıştı. Sterlin dolar tarafında da yine orada yön aşağı, yani dolar sterlin tarafında da biraz karşısında da bir miktar değer kazancı içerisinde. Avrupa borsalarına baktığımız zaman karışık bir seyir olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz hafta Cuma günü pozitif tamamlandı ve Kasım ayı Ocak'tan bu yana geride kalan en iyi ay oldu. Risk iştahı yüksek kalmaya devam ediyor yurt dışına baktığımız zaman. Tabii geçtiğimiz hafta Euro bölgesinde enflasyonun %2.4'e gerilemesi önemli ve pozitif bir gelişme olarak algılanmıştı. Burada Avrupa Merkez Bankası'ndan gelecek mesajlar yakından takip edilecek. Şu anda yalnızca DAX tarafında yukarı yönlü hareketler olduğunu görüyoruz ama bunun da çok sınırlı kaldığının altını çizelim ve geçelim hemen ABD vadelilere. Negatif bir açılış beklentisi var. Cuma günü 3 ana endekste günü pozitifte tamamlamıştı ve burada da yine hem S&P tarafında hem Nasdaq tarafında ciddi yükselişler kaydedildi Kasım ayı itibariyle. Örneğin Nasdaq tarafında %11'e yaklaşan bir aylık kazanç yaşanmıştı ve buradaki bu iyimser hava devam edecek mi? Fed beklentilerine göre şekilleneceğini söyleyebiliriz. Gözlerimiz Aralık ayı ortasında Fed toplantısında olacak ve buradan geçen hafta gelen veriler artık Fed'in faiz artışlarında kesinlikle sona geldiğine dair bir beklentiyi beraberinde getirmişti. Ama bundan sonra tabii ki faiz indirimleri ne zaman başlayacak? Bu merakla beklenen gelişmelerden bir tanesi. Bunlar olurken Amerika'da tahvil faizlerinin geçtiğimiz hafta gerilediğini gördük. Şu anda her ne kadar biraz böyle yön yukarı olsa da Amerika 10 yıllıkları %4,24'te, 2 yıllık tahvilin faizi ise %4,59'dan geçiyor. Ve emtia piyasasına bakalım. Spot altın bugün tarihi zirvesini yeniledi sabah saatlerinde. 2070 lira dolar seviyesinden işlemler geçiyor. Gram altında 1925 lirayı görüyoruz. Hatta 26 oldu şu anda. Gümüş tarafında 25 doların üzerindeki hareketler devam ederken iki tip petrolde de geçtiğimiz hafta başlayan satış dalgası, satış baskısı da hala devam ediyor. OPEC artının kesintilerinin devam etmesine dair haber akışları piyasalar tarafından çok fazla olumlu bulunmadı. Kripto paralarda ise dikkat çekici gelişmeler oluyor. Bitcoin tarafında da Ethereum'da da altcoin'lerde de yine yükseliş olduğunu görüyoruz ama Bitcoin 19 ay sonra ilk kez 41 bin doları aştı. Ethereum tarafında da 2200 doların üzerindeki hareketleri görüyoruz. Ve seans ortasından sonra bu arada kripto para programıyla yeniden birlikte olacağız. Orada biraz daha detaylı konuşacağız. Bunu da hatırlatalım. Ve hemen şimdi Bloomberg HT araştırma analisti Burcu Kıratlı'ya gidelim. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Günaydın Burcu, hoş geldin yayınımıza. İyi haftalar dileyim. Yeni haftaya biz aslında hani borsada yatay aşağı yönlü bir hareketle başladık ama bir taraftan da yatırımcı sayısının seçimden bu yana ilk kez Kasım ayında aylık bazda gerilediğine dair haberler vardı. Sabah saatlerinde enflasyonu takip ettik ama belki de bu haftanın en önemli verisi yurt dışında da yankı bulacak. Aslında yurt dışında daha çok yankı bulacak veri. Cuma günü ABD'den izleyeceğimiz tarım işi istihdam verisi olacak. Hem bugüne bakalım gün ortası nasıl gelişmeler var hem de haftanın geri kalanından neler beklemeliyiz sözü ben sana vereyim.
Evet Reyhan, güzel bir hafta diliyorum ben de sana. Şimdi BIST 100'de bugün aslında fena bir başlangıç yapmadı. 8000'in üzerindeydi genel anlamda hareketler. Fakat daha sonra 8000'in altına böyle bir sarkma yaşadık diyebilirim. Dolara endeksi, dolar bazına baktığımız zaman endeksi hala 2.77 dolar seviyelerinde, 2.80 direncinde olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii sen az önce söylemiştin, yatırımcı sayısına bir miktar düşüş var. Özellikle burada halka arz yatırımcısı dediğimiz o bakiyesi 1000 ila 5000 olan arasındaki yatırımcı sayısında yaklaşık 528 binlik bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Ekim ayında bu rakam 750 bin artış yönündeydi. Özellikle o kanatta bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. Buradan hareketle aslında belki şuna da bakmak lazım. İstersen yabancı yatırımcısı ne yönde şekillenmiş? Biraz da vadeler anlamında bunu da bakalım. Ben de grafiklerime bu arada döneyim. Şimdi yabancıların borsaya ilgisi aslında geçtiğimiz hafta itibariyle bir miktar arttığını söyleyebilirim ben Reyhan. Şimdi genel anlamda bir yıllık seyirde bakacak olursak Aralık 2022'den bugüne olan seyirde beyaz barda, yükselen barlar yabancı yatırımcısının girdiği dönemleri, aşağıdaki düşüşlerde çıktığı dönemleri ifade ediyor bize. Şimdi 2023'ün yazında, yani o seçimlerden hemen sonra rally'nin başladığı dönemde yabancı yatırımcısının ilgisinin olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında kar satışlarının olduğunu fakat tekrar canlandığını, ancak Eylül'ün başı itibariyle, ki hatırlanacak olursa Ekim ayındaki 7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas gerginliği de buna eklenmişti. Yabancının o dönemde çıkışta olduğu bir süreç yaşamıştık. Ancak şimdi Kasım ayı ile birlikte ki politika faizinin artırılması, normalleşme adımları çerçevesinde, işte bankacılıkla ilgili düzenlemelerin olması çerçevesinde, hatta senin az önce söylediğimize ek olarak belki yerli yatırımcının çıkış yaptığı ve yabancı yatırımcı sayısının azaldığı dönemde yabancıların bir miktar aldığını söylemek mümkün. Tabii ki buradaki girişlere göre henüz daha çok küçük bir düzlemde, fakat bir iki haftadır ufak ufak ilginin burada olduğunu söylemek lazım. Ancak bu ilgi tabii endeksi çok yukarılara taşıyacak, çok ciddi bir katkı yapacak düzeyde de değil ki, şu anda aslında bu banttaki savaşını diyelim endeks sürdürüyor 277 dolar civarında. Bu yukarıya olan dirençlerde biraz daha takılıyoruz. Aşağı olan geldiğimiz yerlerde, yani şu 265 bandına geldiğinde kendine alıcı bulduğunu söylemek lazım. Biraz daha böyle sıkışık bir seyirde gidiyor BIST 100'ün seyri. Geçtiğimiz hafta bankacılık %6.67 yukarıdaydı. Endeks o yukarı çekmişti. Bugün oradan da çok ciddi bir destek görmediğimiz için endeks yatay ve aşağı seyrini sürdürüyor diyebilirim. Yurt dışında ise olumlu bir hava var. Şimdi yurt dışındaki olumlu havada tahvil faizlerinin geri çekildiğini ve dolar endeksinin düştüğünü söylemek lazım. Ama ben burada bir tane göstergeden de bahsedeceğim. ABD Finansal Koşullar Endeksi bu. Şimdi bu Fed'in aslında yeni bir endeksi, finansal koşulları bakış şeklini değiştirecek bir endeks. 30 Haziran'daki yayınlanan rapora göre 2008'den bu yana, finansal krizden ki bu yana en sıkı konumdaydı. Ki burada hepimiz biliyoruz ki faiz artış süreci başlamıştı Mart 2022 ile birlikte. Şimdi o koşulların aslında faiz indirimi gerçekleşmedi, ama biraz daha şuradaki yeşil alanda gösterecek olursak biraz daha artık gevşediğini söyleyebiliriz. Şimdi bu belirsiz bir kavram. Ancak para politikası dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkileniyor ve reel ekonomiyi de etkileme potansiyeline sahip. Dolayısıyla varlık fiyatları ve faiz oranlarının aslında bir kümesini ifade ediyor bize bu endeks. Dolayısıyla burada yeşil alana geçmesi aslında finansal koşulların gevşediği ve piyasanın biraz daha reel anlamda rahat bir koşul içerisinde olduğunu bize anlatıyor. Ki içerisinde bu endeksin 10 yıllık tahvil faizi var, 30 yıllık ipoteka oranı var, şirket tahvil getiri endeksi, Dow ortalaması ve Zillow konut fiyatları ve dolar endeksi bunun içinde. Dolayısıyla bunun yukarıya doğru gidiyor olması aslında tahvil faizlerinin de biraz daha neden aşağı geldiğini de bize açıklıyor. Bununla beraber hemen şunu da ifade etmiş olayım. Biraz dolar pozisyonlarında hem dolar endeksinin aşağı gelmesi hem tahvil faizlerinin aşağı gelmesiyle birlikte hedge fonların dolar pozisyonlarını azalttığını görüyoruz. Yine 2020-21-22 pandemiden sonraki duruma bakacak olursak neredeyse burada pandeminin başından beri en çıktığı dolar endeksinden, dolar pozisyonlarından hedge fonların çıktığı pozisyonları aslında bize gösteriyor. Buranın altına gelmesi 2021'de görülen düşük seviyelere kadar götürebilir mi göreceğiz, ama özellikle dolar pozisyonlarının seyri
hedge fonlarının dolar pozisyonlarının seyri 10 yıllık tahvil faizlerinin seyriyle oldukça ilişkili ki şu anda o seviyede 4.20'lerde olduğunu görüyoruz. 4.20'nin altında 4'leri konuşur muyuz bakacağız ama bir taraftan da şunu da unutmamak lazım. Bu hafta gelecek senin dediğin gibi konuşmanın başında makroekonomik veriler ki iş gücü bunların en önemlilerinden bir tanesi hem tahvil faizlerinde dalga yaratma hem de dolar endeksinde volatilite yaratma potansiyeline sahip. Çok teşekkür ediyoruz Burcu aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Evet, şimdi de ekonomiye dair beklentileri, gelişmeleri alacağız. Beykoz Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Caner Özdurak bizimle beraber. Caner Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Reyhan Hanım, hoş bulduk. Evet, şimdi enflasyonuna baktığımız zaman Kasım ayı verilerini aldık bu sabah saatlerinde. Onunla başlayalım dilerseniz. Ilımlı bir hızlanma gözlemlendi. Aylık bazda %3,28'lik bir artış var. Çekirdek göstergeler yatay seyretti ve buna karşın yıllık bazda da %61,9 seviyesinde gerçekleşti. Şimdi siz bu veriye baktığınız zaman ki alt detaylarını da yine konuşuruz ama acaba Merkez Bankası'nın şimdiye kadar atmış olduğu sıkılaştırma adımları beklenenden erken bir şekilde etkisini gösteriyor diyebilir miyiz? Tabii ki yani önümüzde uzun bir yol kat etmemiz gerektiğini de unutmadan nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdiye kadar gelen veriler sıkılaştırma adımları bu verilere nasıl yansımış gibi duruyor? Şimdi sıkılaşma adımlarının tabii ki bir etkisi var. Yani mevduat faizleri de belli bir noktalara geldi. Dolayısıyla artık öncelikle tasarruf sahiplerinin harcama yerine burada tasarrufa gidip mevduat faizlerini değerlendirmek isteyecekleri bir dönem gibi görünüyor. Ama bundan da önemlisi aslında artık borçlanma maliyetlerine, kredi kartı maliyetlerine de baktığımız zaman tüketimin zorlaştığı, borçlanmaların arttığı ve hanelerin artık çok da fazla bu tüketimi çevirememeye başladıkları dönemlere de geliyoruz yıl sonu itibariyle. Hani rezervler, tasarruflar eridi, kredi kartı limitleri doldu, borçlanma maliyetleri arttı, işte esnek hesap maliyetleri arttı bankalarda. Bütün bunlara baktığımız zaman zaten geliri belli bir seviyenin altında olan ve sadece haneyi çevirmek durumunda olan hanelerin tüketiminin giderek zorlaştığı bir döneme geldik. Bunun üzerinde biraz daha böyle orta gelir gibi hani kazancı bir tık daha iyi olan ve enflasyonist ortamda tasarruf yerine harcamayı seçen kesimin ise biraz tasarruf yapabildiği, biraz bu mevduat faizlerini kullanabildiği, realize edebildiği diyelim bir dönem içerisindeyiz. O yüzden kısmen etkili oldu diyebiliriz ama hani beklenti olarak baktığımızda gideceği seviyelere baktığımızda enflasyonun hani öyle bir düşüş trendinin içine girdi ve bundan sonra %36 seviyesine doğru bir böyle 45 derecelik açıyla bir düşüş olacak dediğimiz bir dönemde değiliz. Ufak tefek detayların da etkisiyle işte bu yaş sebze meyvelerde beklenen yükselmenin görünmediği veya işte enflasyon sepetinde yüksek yüzdelere sahip olan kalemlerin çok da fazla yukarıya itmediği bir ay geçirdik. Böyle orta şut karışımı bir ay geçirdik yani. Buralarda özellikle yaş sebze meyvelere baktığımızda Kasım ayının sonunda gelen fiyat artışlarını da göz önünde bulundurduğumuzda Aralık ayında biraz daha olumsuz bir enflasyon sonucu görebiliriz. Şimdi taze yani yaş meyve ve sebzede evet aylık bazda baktığımız zaman bir azalış olduğunu görüyoruz ama buna karşın işlenmiş gıdalarda da %5'lik yüksek bir artış dikkatleri çekiyor. Gıda enflasyonu tarafına baktığımız zaman aylık %2,78 yıllık bazda %67,1 seviyesinde. Yani orada hala yüksek bir seyir var gibi duruyor ki dünya ortalamalarına kıyasladığımız zaman hani bir süredir zaten uzun bir zamandır Türkiye'de gıda enflasyonunun normal enflasyonun üzerinde seyrettiğini görmek mümkün oluyor. Şimdi hizmet tarafında ise kira kaynaklı artışın devam ettiğini görmek mümkün oluyor ki orada haberleşme kaynaklı bir artış da var. Yani önümüzdeki dönemde şöyle bir alt kalemlere de baktığınız zaman
Hangilerinde iyileşme, hangilerinde bozulma beklersiniz ki biraz önce söylediniz hani taze meyve ve sebzede Aralık ayında bir miktar bozulma bekleriz diye ama bunun tabii manşet enflasyon tarafına yansıması nasıl olur acaba? Şimdi taze meyve ve sebze tarafını biz tabii şeyden de geçtiğimiz programlarda Sade Hoca da bahsetmişti. Bizim menemen endeksinden de takip ediyoruz. Yani buralarda işte örtü altı dediğimiz kış dönemlerine geldiğimiz seracılığında öne çıkacağı dönemlerde zaten maliyet artışlarını göreceğiz. Fakat konutta %11.17'lik bir artış görüyoruz biz bu ay. Onun büyük kısmı %26'nın üzerinde bir doğalgaz elektrik yakıt harcı artışı var. Bu ay oradan geliyor. Önümüzdeki aylarda da doğalgaz fiyatlarında bir artış olursa veya işte zaten havaların da soğumasıyla beraber tüketim arttığı zaman hani buralarda da bir iyileşme beklentisi çok fazla görülmüyor. Gıda tarafında işlenmiş ürünlerde de keza çok fazla aşağı yönlü bir beklenti hani görünmüyor gibi duruyor. Dolayısıyla biz zaten hani %70 seviyelerini falan önümüzdeki dönemde enflasyonda yıllık anlamda görmeyi bekliyoruz. %70'ten sonra bir veya o seviyelere yaklaştıktan sonra bir aşağı yönlü kırılma ve işte beklentilere yakın sayacak bir enflasyon görmeyi ümit ediyoruz diyeyim. Hani o da biraz 2024'ün ilk yarısında hem küresel anlamda hem de içeride yaşadığımız dinamiklerle belli olacak gibi görünüyor. Yani kolay bir enflasyon düşüşü ve kolay bir 2024 ilk yarısı beklemiyor bizi. O nedenle de hani Kasım ayında belki beklentilerle uyumlu, belki de birazcık böyle ılımlı hani aylık anlamda bazı sepette yüksek oran sahibi olan kalemlerin düştüğü görünüyor ama veya beklentinin altında kaldığı görülüyor ama hani önümüzdeki dönemlerde o %70 seviyelerine bir dokunacağız gibi görünüyor. Evet, yabancı yatırımcıların da aslında hani enflasyonda tepe noktasını görmek istediklerine ve aynı zamanda hani faizlerin daha ne kadar yükselebileceğini görmek istediklerine dair de görüşler paylaşılıyor. Sizin buradaki görüşünüz nedir acaba? Çünkü yani biz bugünkü verilere baktığımız zaman biraz önce araştırma masasından Burcu Kıratlı'yla da konuştuk. Yani Borsa İstanbul'da yatırımcı sayısı seçimden bu yana ilk kez düştü. Biraz önce sizin söylediğiniz gibi yani biraz harcamalar yerine hani işte mevduat faizlerinin yükselmesiyle yatırımcılar belki daha risksiz olduğu için oraya kayış yapıyor borsadan çıkıp. Çünkü özellikle küçük yatırımcı sayısında bir düşüş olduğunu görmek mümkün oluyor ama şimdi borsadaki hacimlerin de toparlanmaya ihtiyacı olduğu için, sıcak para girişi için önemli olduğu için yabancıların bakış açısından acaba tam olarak hangi gelişmeler sonrasında, yani burada enflasyonda tepe noktası mı, faizde tepe noktası mı, hangisinden sonra biz biraz daha yabancının Türkiye'ye olan ilgisinin arttığını görürüz, yoksa tabii seçimden sonra mı? Şimdi seçim normal, sondan başlayayım. Seçim normal şartlarda bir mihenk taşı olmamalı mevcut politik konjonktür içerisinde, normal şartlarda. Ama biz tabii bir Naci Abal sendromu yaşadığımız için geçtiğimiz dönemlerde seçim sonrasıyla ilgili böyle bir belirsizlik var. Muhtemelen de seçim sonuçlarını ve seçim sonrasında nasıl bir pozisyonlanma olacağını yabancı yatırımcı enflasyonun da hani tepe noktalarına seçim sonrasında ulaşacağını beklemesiyle beraber görmek istiyor muhtemelen. Yani bu seçimin kendisinden kaynaklı değil, seçimden sonra tercih edilecek olan politikalardan ve enflasyonla ilgili tepe noktasında oraya denk gelmesinden kaynaklı diyebiliriz bir noktada. Borsa ile ilgili de zaten hani sabahtan beri yayınlarda da bahsediliyor. Bu halk arzlarla ilgili gelen kesimin biraz çıkması. Bununla da beraber hani zaten bizim borsamızla ilgili yüksek enflasyon ve reel faizin düşük olduğu bir kombinasyon dışında bir hikaye de yok. Yani yoktu uzunca bir süredir. Dolayısıyla mevduat faizini belli bir seviyeye çıkardığınız zaman enflasyondaki beklentileri de ileriye dönük %40'ın altına doğru inandırmaya, beklentileri oraya çekebilmeye başladığınız zaman zaten borsadan çıkışlar olması normal. Yani biz 3. çeyrekte de iyi finansal sonuçlar gördük belki ama oralarda bile hani bazı haber etkilerinden dolayı çok da fazla borsa bundan nemalanamadı diye gördük. Yabancıların faizle ilgili beklentileri de çok rasyonel ilerlemiyor gibi görünüyor. Çünkü bu %40 seviyesine gelmeden önce, yani o 500 bas puandan önce büyük ölçüde 250 bas puanlar bekleniyordu ve hani tepe faiz beklentisi %40 seviyelerindeydi ve bunlar hemen revize edildi. Yani şimdi %45'ler falan konuşuluyor ve o şekilde raporlar çıkıyor.
benim beklentim ve olmasını gerektiğini düşündüğüm şey %45 seviyelerine çok çıkılmaması. Yani Merkez Bankası bence bu seviyeye kadar rolünü gayet iyi oynadı. Ve hani %44'lere kadar belki maksimum böyle 100-150 bas puanlarla biraz hani enflasyonla ilgili beklentilerini ve hedeflerini de altını çizerek sözlü yönlendirmelerle ilerlenmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü hani böyle ilerlenemediği ve enflasyonun da zaten çok hızlı yükseldiği ve ileriye dönük beklentilerin hani çok da karşılanamayacağına dair bir ortam oluşursa şu ana kadar yakalanan bu enflasyon artışındaki düşüş de tekrar hızlanma eğilimine girebilir. Yani bu beklenen enflasyonun tüketici algısının ve bozulan fiyatlama mekanizmalarının hızlı bir şekilde düzeltilmesi, bir şekilde yeniden yapılandırılması gerekiyor. Dolayısıyla yani faizlerin sırf hani reel faiz verebilmek için böyle %45, %50 hani sürekli bir faiz artışıyla zaten yabancı yatırımcıyı çekip burada hani bir ekosistemde bir dinamizm yaratmanın reel ekonomiye de çok da bir faydası olmayacaktır. Evet. Yani yabancı yatırımcının bu sistem içerisinde bir noktada ikna olup gelmesi lazım. İkna olmadığına göre buralarda orta uzun vadelerde başka çekinceleri, başka soru işaretleri vardır diye düşünüyorum. Yani bir seçim sonrasında mesela genel seçimlerdeki gibi bir kurda bir düzeltme olursa bunu belki düşündükleri için buradaki zararı, buradaki riski değerlendirdikleri için seçim sonrasını bekliyor olabilirler. Evet, bunu da takip edeceğiz. Bu arada işte Merkez Bankası'nın faizleriyle yıllık enflasyon makasında da bir daralma olduğunu gözlemledik. Son veriyle beraber 22 puana geriledi ve 2 yılın en düşük seviyesi. Ama yabancının ikna olması gerekiyor diyorsunuz. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Beykoz Üniversitesi öğretim görevlisi doçent doktor Caner Özdurak bizimle beraberdi. Programımızı noktalıyoruz. Kısa bir ara aranın ardından kripto parayla yeniden birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.